Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu dersimizde size ne öğreteceğim sorusuna şu cevap vermemiz lazım. Bu dersimizde sizlere katı model üzerinden tel model çıkarmayı öğreteceğiz. Tel model de yani 2D drafting'de neler yapardık biz? Bir tel disiplin içerisinde ön görünüş, yan görünüş, üst görünüş ve bir de perspektif görünüşleri de çıkarır. Bir tel disiplinde bunları hazırlardık. Hemen yan tarafında bir antenimiz bulunurdu. Hemen onun altında köşede de bir neyimiz bulunurdu arkadaşım. Antet aşağıda olurdu pardon. Üstte de yan tarafta da teknik şartlarımız olurdu. Mobilyamızla ilgili bizlere bilgi verirdi. Yine bu ön yan üst görünüşte ne yapardık mutlaka? Mutlaka arkadaşlar şuna dikkat ederdik. Ölçülendirmeye çok dikkat ederdik. Peki hocam biz bu işi nasıl yaparız sorusuna cevap vermek için. Başlayalım. Hemen sistemi konseptuala alıyorum. Yani katı modelin biraz daha bir alt düzeyini alıyorum. Ve sisteme de şuradan da front dediğimiz ön görünüşe tıklayarak ön görünüşten bakıyorum. Sıra geldi buradaki bu katı modelin üzerinden tel model çekmeye. Hocam nasıl yapacağız biz o işi ya diyeceksiniz. Klavyede eğer flat shoot yazdığınızda enter'a bastığınızda karşımıza bir uyarı penceresi gelir. Yani sen şunu sorar. Evet biz sana katı modelden tel model vereceğiz. Yalnız şov detay istiyor musun? Hocam şov detay nedir derseniz şov detay şudur. İsterseniz yaparak göstereyim. Şov detay mesela önde bulunan tablonun arkasında bulunan tabloyu gösteren bir detaydır. Eğer bunu create dediğinizde kabul ettiğiniz zaman bakın ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık yapıyorum. Ardına enter enter yapıyorum ve o oraya geliyor. Yalnız bu işi yapmak için mutlaka neyi açık olsun arkadaşım? Orta model dediğimiz F8 T cetveli açık olsun. Şimdi dikkatli bakar mısınız? İki tane çizim burada. Şimdi bu ön görünüş, bu katı modelin üzerinden ön görünüş tasarım çizdik. Ama biz biliyoruz ki tel modelde de 2D drafting'de çizim yaparken mobilyanın arkasını yani önde görünen tabloların arkasında kalan tabloları ne yapmamız lazım? Çizmememiz lazım. O zaman şu bize göre yanlış. Çünkü bakın kulpun bile arkasında neyi gözüküyor? Kulp ayağı yeri gözüküyor. Ya hocam nasıl yapacaktık biz bu işi diye sorarsınız. Bakın tekrar yapalım o zaman. Klavyeden flat shoot yazacağım. Enter'a bastığımda bu kez bakın şuradaki show detay dediğimiz yani arkada kalan detayları kapat diyeceğim. Tek özellik şurası. Burayı kapattıktan sonra bu teki create diyeceğiz ve soruyor nereye? Ekranda herhangi bir yere. Mouse'un yüzüyle basılı tuttum şöyle sürükledim. Ekranın herhangi bir yerden bir tık yapıyorum. Ardı ardına 1, 2, 3 kere Enter'a bastığımda o oraya geldi. Şimdi işte ikisinin bakar mısınız farkı nedir hocam ikisinin farkı diye sorarsanız. Bence çok belli. Bir kere çekmecenin arkasında kalan sol dikmenin sağ dikmenin bakın burada detayı gözüküyor. Burada var mı? Sağ tarafta. Sağ tarafta yok. Çünkü hocam gerek var mı? Çünkü gerek yok. Biz ne yapıyoruz? Önde kalan malzemenin arkasındaki malzemeyi tasarımda göstermiyoruz arkadaşım. 2D drafting tasarımda buna dikkat ediyoruz. Yine baktığınız zaman yine kapının arkasında bakın ne gözüküyor şurada? Raf gözüküyor. Burada var mı? Yok. O zaman dikkat edeceğimiz konuyu hemen hemen öğrendik. Şuradaki o zaman yanlış olanı seçiyorum. Klavyeden denetiye basıyorum. Onu seçtim ve sildim. Peki hocam daha ne yapacağız? Bu şimdi şu an burada neyimiz var? Bizim şu anda burada bir öngörüşümüz var. Yanına yanı üstü koyacağız ama gelin bir T disiplinimiz vardı bizim. Neyle çizerek biz T disiplini? Line komutuyla çizerek. Line komutunu bir tık yapıyorum. Mouse'umla şöyle mobilin köşesine geliyorum ama tıklamak yok. Sağ tarafa doğru tutacı gördükten sonra mesafe bırakıyorum. Klavyeden 10 yazıp Enter'a basıyorum. Ne yaptım ben? Tasarımdan 10 santim uzarıya çizgimi attım ve tasarımın yüksekliğinden zaten benim T disiplinde maksimum ne kadar yukarıda olabilirdi? 10 santim olurdu. 10 yazıp Enter'a basıyorum. Mouse'umu aşağı doğru çekiyorum. En altta ne var? Bizim mobilyamızın ayağı var. Bakın mobilyanın ayağın ucuna yaklaştığımda bakın dikkat ederseniz ne yazıyor? Yükseklik 98,2 santim olduğu yazıyor. Ama tıklamıyorum. Ne yapıyorum? Ölçüyü görmek için ben bu tutacın üzerine mouse'umu bıraktım. Demek ki 10 santim daha eklediğimde burası 108,2 olur. Mouse'umu biraz daha aşağı doğru yapıyorum. Yön veriyorum. Klavyeden 108,2 yazıp Enter'a basıyorum. Sıra geldi. Sol tarafa doğru T disiplinimi devam ettirmeye. Sol tarafta en dış noktada ayağının ucu mu var yoksa mobilyanın ucu mu var diye sorsam bana şunu dersiniz hocam mobilyanın ucu var orada diye söylemeniz lazım. Tutacı şöyle üstüne koyuyorum. Bakın tutacı üstüne koyduğumda dikkatli bakarsınız 90 santim
olduğunu gösteriyor. 10 santim de zaten biz çıkma yapardık. Ne yapar toplam? 100 santim yapardık. Klavyeden 100 yazıyorum. Enter'a basıyorum. ESC. Şimdi şurada yan görünüş koyacağım ama ne kadar uzakta olduğunu bilmiyorum. Geçici olarak göz kararı şöyle fazlasıyla bir çizgi koyup ESC basıyorum. Ne sayesinde? Draw araç bloğunda bulunan line komutu sayesinde. Peki hocam buraya kadar tamam. Ön görünüşü aldık. Ama ön görünüşü alırken ne yaptık biz? Dikkatlice soruyorum. Biz katı modele ön görünüşten baktık. Flat yazdık. Show detayı kapattık ve istediğimiz görüntüyü aldık. Şimdi bize yan görünüş lazımsa sizce bu katı modele hangi görünüşten bakmamız lazım? Sizce de yan görünüşten bakmamız lazım. O zaman geliyorum. Şuradaki arkadaşım 3D navigasyon dediği yer aslında bize visual stylus'ı veriyor bir şekilde. Pardon, view araç bloğunu veriyor bir şekilde. Buradan eğer left dediğimiz sol görünüşü bir tık yapacağım ve klavyeden yapmam gereken flat shoot yazmak. Ve enter'a basıyorum. Show detay nasıl oluyordu? Hocam kapalı oluyordu. Ne yapıyoruz? Create komutuna bir tık yapıyoruz. İşte o burada. Ekranda herhangi bir yere bakın bir tık yapacağım. Ardı ardına klavyeden enter butonuna 1, 2, 3 kere basacağım. Aa hocam iyi de bu yan görünüşte şu anda nasıl anlayacaksınız? Bakın izometrikten baktığımızda bu yan görünüşte nereye koymam lazım? Ön görünüşe koymam lazım. Ne yapacağız hocam? Tekrardan left görünüşten bakalım. Yapmamız gereken olay şu. Kardeş seni seçelim. Bir tık yapıyorum ekrandaki boşluğa. Mouse'umu bırakıyorum. Tekrar sol tıklamayla bir tık daha yapıyorum. Ardından tasarım üzerine sağ tıklayacağım. Cut varsa keseceğim ben bunu. Cut var. Kesiyorum. Ardından sıra geldi. Görünüşlerde neye bakmaya? Ön görünüş dediğimiz fronta bakmaya. İşte burada. Sıra geldi bunu buraya yapıştırmaya. Sağ tıklayacağım. Pasta çıkarsa mükemmel. Çıktı. Pastayı bir tık yapıyorum. Ekranda herhangi yere bir tık yapıyorum. Onu bırakıyorum. Hocam iyiydi. Bunu ne yapmamız lazım? Referans noktası ayarlayıp oraya taşımak lazım. Mantıklı soruya gel. Eğer ben line çizgisini kullansam geçici olarak biliyorum ki şu köşeye bir tık yapsam şuradan şuraya kadar kaç santim var? 10. 10 santimde dolabın şuradaki mobilyanın başlaması lazım. Toplam ne yapar? 20. Klavyeden 20 yazacağım. Enter'a basacağım iki kere. Böylece hem çizgimi tamamlayacağım hem de komuttan çıkacağım. Sıra geldi. İşte bu mobilyamı ne yapmaya? Üst köşesini referans çizgisine taşımaya. Nasıl yaparım hocam ben o işi? Mobilyayı seçersin eğer ve yukarıda modifiye araç bulunan move komutuna bir tık yaparsan eğer köşeye geleceğiz. En arkada ne var hocam? En arkada duralit arkalık malzeme var. 3 mm kalınlığında. Bunu tanıyorsunuz siz. Bir tık. Bunu buradan tutuyoruz. Hop nereye? Referans noktasına. Şuraya da bir tık yaptığımda o oraya yerleşti. Fazla olan nedir burada dersiniz? Bence geçici olarak kullandığımız referans çizgisi. Seçiyorum. İstersem delete'ye bastırırım. İstersem de bakın modifiye araç kolonundaki erase komutuna bir tık yaptığımda o oradan silinir. Şu çizgi zaten fazla koymuştum. Seç, sil. O zaman ne yapacağım? Line komutuna bir tık yapacağım. Şöyle ekrana bir tık yapıyorum. Sorayım ben size bu mobilyanın en dıştaki noktası mobilyanın şu kapağının ucu mudur? Yoksa şurada kapağın değil de kapağın üstündeki kulpun ucu mudur? Hangisi? Bana tabii ki kulpun ucu demeniz lazım. Bakıyorum ki ölçü çubuğundan aşağıdan bakın arka rengi fonu mavi olan 58.300 yazıyor. Yani 58.3 santim. Ne yapacağım? 10 santim daha arttırmam lazım bunu. Önce mouse'umla yer yön vereceğim şöyle. Klavyeden bu kez de 68.3. Bakın virgül değil nokta. Enter'a basacağım. Bir kere de enter'a bastığımda komuttan çıkacağım. Sıra geldi. Üst görünüşü buraya vermeye demeden önce şunu hatırlatmam lazım. Şimdi biz zaten derslerde sizlere geçen dönemki derslerde tel modelden 2D drafting'den tasarım yapmakta zorlandığımız noktalardan birisi de kulp detaylarını ne yapmaktı? Yan görünüşte, üst görünüşte vermekti. Ön görünüşte bir şekilde hallediyorduk ama yanlarda, üstlerde bocalıyorduk hep beraber. Bakın flash shoot komutu sayesinde ne kadar rahat bir şekilde mobilya yan görünüşte baktık. Flash shoot yaptık ve istediğimiz gibi hızlı bir şekilde ne yaptık? Kapağında yerini koydu, kulpunda yerini koydu. Her şey yerinde oldu. Güzel bir rahatlık olduğunu fark etmeniz için bunları anlatıyorum arkadaşım. Flat shoot. Demek ki biz ne yapacakmışız bundan sonra? Evet. Tel model çizmeyi bileceğiz. Çünkü katı model çıkartabilmek için tel model lazım. Ama katı model çıktıktan sonra tel modelde ön, yan, üst, perspektif hepsini alabileceğimizi göstermeye devam edelim sizlerle beraber. Sıra geldi. Şuraya niye koymaya? Buraya
üst görünüşü koymaya geldi. Hocam ne yapacağız o zaman? Aynı mantıkla mobilya bu. Eğer biz mobilyamın üzerinde view araç bloğundan bakın şuradan top görünüşe tıklarsak üstten bakarız. Mobilyaya yaklaşıyorum ve klavyeden ne yazacağım arkadaşım? Flat shoot. Ve enter'a bastığımda geldi. Show detayı nasıl olacak? Kapalı. Create'i bir tık yapıyorum. Ekranda herhangi bir boşluğa şöyle bir tık yapıyorum. Ardı ardına enter 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 yapıyorum. Oraya geldi. Sıra niye geldi? Hocam sıra niye gelecek? Bu orada kalmayacak. Bunu ne yapmamız lazım? Olduğu yerden alıp ön görünüşe koymamız lazım. Şurada bir mantığı anlamanız gerekiyor. Mantık şu. Mantık şu. Eğer siz arkadaşım bu işi ön görünüşte başlarsınız ve teri disiplinini burada toparlamaya yandan baktığınızda veya şimdi üstten baktığınızda almış olduğunuz bütün tel tasarımı seçip mouse'un sol tıkıyla seçtim, sağ tıkladım, cut deyip kestiğinizde tekrar ön görünüşe geldiğinizde front'a tıkladığınızda ve yine buraya sağ tıklayıp ekranı paste dediğinizde herhangi biri yapıştırıp daha sonra referans noktasına taşıdığınızda şunu anlamanız lazım. Ha, önden, yandan, üstten ne kadar farklı farklı bölgelerden baksam da bütün tel çizgiler bir araya toplanmalı. Tıpkı yıllar önce yaptığımız gibi. Mantıklı soruya geliyorsunuz şimdi. Benim için mobilin bu en arkası tel disiplinin orijininden 10 santim aşağıya 10 santim sol tarafta olması lazım. O zaman sen polyline komutuna bir tık yapsan orijin noktayı bakın bir tık yapıyorum. Aşağı doğru mouse'unu yön veriyorum klavyeden. On, enter. Sol tarafa yön veriyorum klavyeden. On, enter. Seçe. Sıra neye geldi? Mobilyayı seçmeye. Ardından mobilya komutuna bir tık. Neresinin en arka köşe noktasından taşı. Referans noktası nereden taşıyayım diye soruyor. Burası. Tutacı gördük mü? Gördük. Eğer tutaç sizde açılmıyorsa niye açmanız lazım? Bakın şurada neyimiz vardı? Object Snap'a tıklamanız gerekiyordu aktif edebilmek için. Bazı versiyonlarda iki kere tıklamak gerekiyor. Bundan da haberiniz olsun. Hemen geliyorum şuraya noktasına taşıyorum ve şuradaki referans çizgisini seç, sil. Çünkü istediğim yeri ben bunu koydum. Sıra geldi line çizgisine bir tık yapıp şuradan aşağı doğru tedisini tamamlamaya. Ama ne kadar? Ne kadar? Şuraya kadar noktadan 10 santim fazla mı? Yoksa kulpun ort uç noktasına göre 10 santim fazla mı? Hangisi? Bakıyorum 58.3 gözüküyor. 10 santim de fazla vereceğim. O zaman klavyeden 68.3 enter diyorum ve ESC. Ne yapmış oldum ben arkadaşım? Ben mobilyamı önden, yandan, üstten T disiplininde çizmiş oldum. Peki hocam perspektifte alabiliyor muyuz biz? Hadi gelin deneyelim. Nereden bakalım perspektiften? Bakmamız gerekiyor. İzometriye bir tık yapıyorum. Mobilya perspektiften bakıyorum. Tam buradayken yapmam gereken klavyeden flat shoot yazmak. Enter'a basmak. Show detay kapalı kalsın. Create'e bir tık. İşte o burada. Bir tık yapıyorum ardına. 1, 2, 3 kere enter'a basıyorum. O orada. İyi hocam bu kayık yamuk gözüküyor ya diyeceksiniz. Perspektiften baktığım için böyle gözüküyor ama hiçbir problem yok. Bunu seçeceğiz. Sol tıkla sağ tıklayacağız. Cut diyeceğiz. Cut geldi mi? Gelmedi. Ne yapacağız cut gelmediği zaman? Yani kesim izin vermeden ne yapacağız? Klavyeden CTRL ile X tuşuna basacağız. Onu oradan keseceğiz. Sonra her şeyi topladığımız düzen neresiydi? Ön görünüş fronttu. Fronta bir tık yapacağız. Ardından tekrar CTRL ve yapacağız. İşte o burada. Onu herhangi bir yere şöyle bırakıyorum. Ama ben istedim ki normalde bunları şurada bulunan dördüncü bölümü eklemeyi istedim normalde. Ama bunu dördüncü bölüme buraya koyduğumuzda burada tasarım işlerinde zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Onun için böyle biraz daha büyük olan objelerde yan tarafa bir bölüm yapıp oraya bu mobilyaların koyulmasını tercih etmenizi sizlere öneririm. Nasıl yani diyorsunuz şu anda değil mi? Sizi duyuyorum bir nevi. Eğer biz bakın önce bir rangetangle açalım şurada. Şöyle göz kararı mobilyamızın etrafına şöyle bir çizgi çekelim. Aynen de böyle yapalım. Sonra bu mobilyayı buradan alalım. Mobilyaya bir tık yapalım. Nereden? Köşesinden. Nereye? Şu orta noktaya. Bir tık yapalım. Sonra mobilyayı tekrar seçelim. Mobilyaya bir tık yapalım. Göz kararı şöyle onu uzaklaştıralım. Tekrardan ne lazım bu kez bize?
Kleinstein diye bir tık yaparım. Bakın köşe 1 burası. Şöyle bir şey lazım bana. Sağ tarafta simetrik alırsanız eğer tutacı tıklamıyoruz. Sol tarafa doğru kaydırıyoruz. İşte simetriyi bulduk. Bakın bir tık da buraya yapıyorum. İşte benim tasarımım hazır. Belki buraları biraz daha küçültüp büyütebilirdik ama buraları biraz geniş bırakmamdaki temel sebep var aslında mantığında. Şuydu. Biz buraya ne yapmamız lazım? Ölçülendirme yapmamız lazım. Derken aklıma şu geldi. Ya hocam diyeceksiniz ki şimdi katı modelden tel modeli flatshot da aldık. İyi de bu çizgiler hep ne oldu? Kırmızı oldu. Hocam bunların olması lazımdı? Bunların siyah renkte olması lazım. Bizim bir araç bloğumuz var. Biliyor musunuz? Adı neydi? Properties. Onun ekranda nerede olduğunu bilmiyorum ama isminin Properties olduğunu biliyorum. Yazıyorum. Enter'a basıyorum. İşte Properties araç bloğu geldi. Bak şimdi. Bütün tasarımı şöyle seçiyorum. Mouse'un sol tıkla basılı tuttum, bıraktım. Bir tık daha yaptım. Bakın şuradaki Color Control kısmından By Layer seçeceğim. Bir tık. Ve boşluğa ve ESC'ye basıyorum. Duracak. Şurası kaldı galiba. Niye orası öyle oldu? Tamam, orası da siyahmış. Ve tekrardan burayı hiçbir çizim yapmadan önce ne yapmam lazım? Properties kısmından şurada color kısmını By Layer'a seçmem lazım. Ve kapatıyorum bu pencereyi. Çünkü ölçülendirme yapacağım. Ölçülendirmeyi zaten bu renkte yapabilmem için ne yapmam lazım arkadaşım? Bu konuya dikkat etmem lazım. Bütün renkler aynı olsun. Peki hocam ölçülendirmeyi nasıl yaparız sorusuna gelin hep beraber cevap bulmaya çalışalım. Bizim ölçülendirme yaptığımız araç bloğu hangisi diye sorsam dimensiyon hocam diye dersiniz. Eğer klavyeden bakın DIMS yazsam Enter'a bassam bir şey gelmedi. Peki DIM Style yazsam DIM Style yazsam Enter'a bassam yine bir şey gelmedi. Belki de doğru yazamıyorum. Ondan da olabilir. Peki hocam ne yapacağız? Dimension araç bloğunu bulmakta istemek istemiyorum. Dim Style ya da Dimension yazsam Dimension yazalım. Enter'a basalım. Eğer önümüzde 2017 ve üstünde bir AutoCAD olsaydı biz zaten LabDib demeden LabDib'i anlayacak bize bunu verecekti. Şu anda Dimension Style'i bir türlü açamıyorum. Hocam ne yapalım? Onu bulalım o zaman. Nereden bulabiliriz? Bakalım şöyle tıklayalım. Render'de olacağını düşünmüyorum ama yine de bir umut. Tıklayalım. Şuradan Insert'e geçiyorum. Animation'dan büyük umutluyum. Bakalım orada olabilir mi? İşte burada Animation. Bakın burada Dimension yazıyor. Bize ne lazım? Dimension Style lazım. Hocam niçin Dimension Style bize lazım derseniz eğer biz ne yapıyorduk? Biz herhangi bir çizim yapmadan önce ne yapıyorduk arkadaşım? Önce ayarlamalar yapıyorduk. Buradan modifiye girmek istiyorum. Girebilecek miyim bakalım? Şu override diyor. Buradan da aradığımı bulamıyorum ama şuna bir tık yapsan ne olur? Hiçbir şey olmadı. Standart değil de Annotative'e tıklasam bakalım pencere gelecek mi? Annotative'e tıkladım. Pencere gelmiyor o. Halbuki olması lazımdı. Dimension Style'ın ne yapıyorduk hocam biz dersiniz eğer? Ölçülendirmeleri hazırlıyorduk. Şuradaki text kısmına önüme gelmişken şuraya 2 değil de 5 diyorum. Buna da izin vermiyor. Standarttan şuraya animation alalım. Şurayı 5 diyelim olacak mı acaba? Bak burayı da değiştirmiyor peki. Text style var mı? Of, üzücü şeyler. Olmayınca can sıkan durumlar. Yani dimension style'i vermek o kadar da zor değildi yani. Bize bir dimension style lazım ki biz bir önce ayarlamaları yapalım. Ondan sonra devam edelim diye amacımız buydu yani. Animation tıkladığımızda buna izin vermesi lazımdı. Yine vermedi. Peki view'e bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Dimension'la ilgili bir şey var mı? Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Bana diyor ki vatandaş, arkadaşım diyor 3D modeling arayüzünde ısrarcı olma diyor. 50 olacak diye belini bükme diyor. 2D drafting edecek diyor. 49 olsa da bu iş olur diyor. Yani bizim Türk mantığına gelelim. Bu iş 49 olsa da olur.
zorluyoruz sadece kendimizi boş boşuna. Şuradan ne yaptım arkadaşım? Workspace araç bloğundan 3D modeling'den 2D drafting'e dönüş yaptım, yani yapacak bir şey yok. Ve tekrardan ben biliyorum ki şurada animation içerisinde dimensional style var. Ona bir tık yapacağım. Hiçbir şey yapmadan önce modifiye gireceğim. Bakın şuradaki text dediğimiz bölümün yazı yüksekliğini değiştireceğim. İzin vermiyor. Çünkü standartta olduğu için standartta animation açacağım. 2'yi 5 yapacağım bakalım. Fazla gelirse küçültürüz. Problem değil. Fit'e geleceğim. Premium'a geleceğim. Noktadan sonra bir tane 0 olsa yeter ama bizde virgüllü bir şey var mı? Bizde virgüllü bir şey var mıydı? Yoktu galiba ama nokta 0'da olsun bakalım. Ölçün hemen arkasından santim yazsın. Bakın şuraya cm koyuyorum suffix bölümüne. Lines dediğimiz yere çizgim, benim ölçülen çizgim mobilin üstüne değmesin. Şurayı da 2 demiş 5 yapabilirim burayı. Evet, offset orijini değiştirdim. Eğer sembollerden değiştirmek istersem ok tiplerini değiştirebilirdim ama şimdilik benim için gereksiz. Okey diyorum, close diyorum ve ölçülenmeye bastırmak için lineer komutuna bir tık yapıyorum. Lineer ne yapardı? 90 derece veya 0 derece olan çizgilerin doğru ölçüsünü bulmamı sağlardı. İki kenara tıkladım, yukarı doğru mouse'umu yükseltiyorum. Klavyeden sadece 10 yazıp Enter'a basacağım. Yine aynı şekilde lineer tıklıyorum bakın. Arkalık malzemeyi dahil etmeyeceğim buna. Çünkü ölçüm karıştıracaktır. Şuradan şuraya bir tık yukarı doğru mouse'umu açıyorum. Klavyeden 10 yazıp Enter basıyorum. Hocam niye 10 Enter? Bir standartı olması lazım tasarımın. O yüzden 10 Enter diyorum. Şu mantıktan daha iyi anlayacaksınız. Yine lineer'e bir tık. Şu köşeden şu köşeye bir tık yapıyorum. Mouse'um sol tarafa doğru böyle kaçırıyorum. Klavyeden 10 Enter. Tekrar Enter'a bastığımda bu kez de bakın çekmeceyi vereceğim şuradan. Yine buraya da 10 yazıp Enter yazacağım. Ve çok fazla karmaşıklık olmasın diye bu kez de yine lineer'e bir tık yapacağım arkadaşım. Mobilinin boydan boy ölçüsünde bu taraftan vereceğim bu kez de. Şuraya bir tık yapalım. Şuraya bir tık yapalım. Sağ tarafa doğru klavyeden 10 Enter yazacağım yine. Ama kulpun içerisine girdi. CTRL-Z'ye yaparım. Ben de bu kez 10 Enter eğer yetersiz kalıyorsa bir üst sayı dediğimiz 20 Enter yaparım. 20 Enter işte ölçülendirme burada arkadaşım. Daha fazla detayı vermeye de gerek yok. Bu kadar ölçülendirmenin olması bizim için yeterliydi. Bakın sistemi eğer 3D modeling işlemi yapacağız o iş. Sistemi eğer termoda aldığımızda biraz daha doğru görünecek burası. Hocam perspektiften bir daha ölçü vermeye gerek var mı? Bence perspektiften bir daha ölçü vermeye gerek yok. Hocam ayağın ölçüsü vermeniz diye soracaksınız. Ayağın ölçüsünü nerede veriyorduk, hatırlayan var mı? Ayağın ölçüsünde arkadaşlar size nereden veriyorduk? Teknik şartnameden veriyorduk. Bu arada hazır multiline text de buradayken de multiline text'in text stylesine girelim. Oradan da yazı pontosunu 5 yaptık. Buradan da yazı pontosunu bakın text site'ı 5 yapalım ki ölçülendirme ile teknik şartname yazımız birbiriyle uyumlu olsun arkadaşlar. Bir uyumsuzluk şöyle bir şey var. Şunlar santimleri ne yaptı? Kenara dalma yaptı. Bunları tekrar bence silelim. Dalma yapmasın. Ölçülendirme çubuğu tasarımın içerisine sürüklenmesin. Şuradan şöyle bir tık yapalım. Bu kez 10 değil de 15 Enter diyeceğim arkadaşım. Tekrar Enter'a basıyorum. Şuradan şuraya ve şuraya yine 15 Enter yapacağım. Çünkü buradaki ölçülendirmenin mobilyayla bütünleşik olmadığı belirli olması lazım. Az önce iç içe girmiş durum. Biraz da amacımız ne? Bu işleri düzenlemek. Derken aklıma şu geldi. Ölçülendirme eğer bu kadar yeterliyse bakın tekrardan ben draw araç bulunduk. Range dangle'ye bir tık yapacağım. Şuradan tutacağım arkadaşım. Hatta buradan da değil biraz daha yukarıdan bir tık yapacağım şöyle. Şuraya gelmeyeceğim. Biraz daha sol tarafa doğru çekeceğim. Hop burayı bu kadar. Şuradaki dış çerçeve seç iptal. Niye? Biraz daha daraltmaya çalıştım burayı. Şunu da seç iptal. Peki mobilyayı seçelim biraz. Şöyle klavyeden M enter yapalım veya mor komutuna bir tık yapalım. Üzerinden sağ tarafa doğru şöyle getirelim göz kararı. Bir tık yapalım olsun. Sıra geldi. Range dangle'ye bir tık çerçeveyi tekrardan şuradan da simetrik olarak sol tarafa doğru uzatalım. Çok fazla büyük olmasın.
Şöyle soldan sağdan eşit gibi olsun. Sıra neye geldi hocam diye sorarsanız bence buraya bir teknik şartlama yapalım. Altına bir tane de antet koyalım. Hocam nasıl yaparız biz o işi diye sorarsanız bu arada aklıma şu geliyor. Visual Stylus araç bloğundan herhangi bir araç bloğunun üzerine sağ tıkladığımızda araç bloğu cenneti açılıyor mu? Öyle bir şey açılmıyor. Visual Stylus araç bloğu buralarda görünüyor mu? Insert'ten bakalım. Animation. Visual Stylus araç bloğu buralarda gözüküyor mu? Yürütmüyor. Problem yok. Ne demişler? 50 olacak diye şart etme. 49'da bu iş olur diyorum. 3D modeling arayüzüne geri dönüyorum sistemden. Amacım konsepti alan sistemi neydi? 2D wireframe tel modeli almak ki arkadaki fon beyaz olsun, biraz daha belirgin olsun. Ben buraya teknik şartname yazarken siz de benimle hızlı bir şekilde yazabilmeniz için böyle bir şey yaptım. Yazmadan önce hemen şuradan bir tane Home penceresi, Home arayüzünden Modify Dil Drav araç bulunan bir tane renk rengi seçelim. Teknik şartlama için şöyle bir tane ne alalım? Bir düzen alalım şuraya. Şöyle. Gerekirse küçültebiliriz. Ve sonra buraya bir teknik şartlama yazacağız. Ne sayesinde? Multi Line Text sayesinde. Hocam nerede burada text? Eğer klavyelerden Multi Line Text yazıp doğru yer yazabilirsiniz. Bak mesela ben yanlış yazmışım. Multi yazmışım. Multi Line Text yazıp Enter'a bastığınızda kabul etmiyor. Problem değil. Multiline text komutunu nereden bulacağız hocam derseniz. Animation'a geliriz. Bakın Animation arayüzü penceresine. Multiline text işte burada. Bir tık yaparız. Gelen soruyu okey diyorum. Nereden nereye dolduracaksın? Ta şuradan başlasın. Şöyle çapraz seçelim. Yaklaşık şunun hizasından yukarı doğru göz kararı. Şuraya kadar dolduralım. Peki sorular geliyor ardı ardına. Mouse'umla ileri ileri yazarım. Bu arada ben yazarken siz de teknik şartname yazın. Başlığımız neydi? Başlığımız teknik şartnameydi. Soru şu olacak hocam. Biz teknik şartnameyi niçin yazarız diye bir soru vardı daha önceki yıllarda. Biz teknik şartnameyi şunun için yazarız arkadaşım. Teknik şartname yapmış olduğumuz mobilyanın içinde kullanıldığı malzemeler ile ölçüler ile ilgili bilgileri verir ve teknik şartlarının altına mutlaka taraflar tarafından imza atılır. İleride anlaşmazlık olması için, olmaması için bir diyorum ve birinci seçeceğim soru olacak. Mobilyanın bütün tabloları 18 milimetre kalınlıklı birinci sınıf parlak beyaz lan malzemeden üretilecektir. Birincimiz bu olsun mesela. Ve devam ediyorum. İki diyorum. İkinci diyeceğim şey de şu olsun. Mobilyanın arkasına tek yüzü lamlı duralit tek yüz lamlı şuraya bir koyalım 3 milimetre kalınlıkta duralit MDF levha çivi ile çakılacaktır. Madde 3 diyelim. Mobilyanın bakın burası çok önemli. Mobilyanın üretim konstrüksiyonu ne olsun? Konstrüksiyonu minifix grup bağlantı elemanları ile yapılacaktır. Dikkat ederseniz biz ölçülendirme çubuğunda neyi göstermedik? Tabloların kalınlığını göstermedik. Niye? Çok fazla görüntüyü bozduğu için. Demek ki bazı ölçüleri ne yapmıyormuşuz? Mobilin üstünde vermiyormuşuz. Nerede veriyoruz? Teknik şartlarla. Örneğin şurada olduğu gibi. 4 diyorum. Mobilyanın kulpu 1609 nolu 9 nolu bolu yazdık. Nolu elips
Arz metal koltuktan alacaktır. Mobilyanın kapak ve çekmecesine diyecektik. Kapak ve çekmecesine. Mobilyanın kapak ve çekmecesine 3600 no'lu elips tarz metal metal kulp montaj edilecektir dememiz lazım. Montaj edilecektir dememiz lazım. Bu arada bizim hatırlayamadım. Kitaba bakalım mı? Kulpumuzun boyu kaç santimdi? Bravo. 16. 160'lıkmış. Şuraya lazım. Tarz metal. Oho, 16 santim boyunda. 16 santim boyunda. Elips tarz metal kulp montaj edilecektir. İşte bu harika oldu. Ve 5 diyorum. Mobilyanın altına 4 adet neydi? 8 santimdi galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakalım şöyle. Şurası 7 idi. 1 santimde 6 varsa 8'di. Tamam. 8 santim uzunluğunda plastik mi, metal mi? Metal. Metal. Konik ayak montaj edilecektir diyorum ama bana şunu sormanız lazım. Peki hocam kaç nolu kodu var? Onun da 5021 nolu metal konik ayak olsun. Çünkü biz müşterimize ne yapıyoruz? Biz müşteriye katalogdan gösteriyoruz. Hangi ayağı kulpu istediğini biz de ona göre çiziyoruz. Peki başka ne kaldı diye sorarsanız bana kulp detayı verdik, ayak detayı verdik, efendim mobilya montaj konstrüksiyon tipini verdik. Üretim şuraya da bir de montaj eklemem lazım. Staj yapıp montaj tipi diyelim buraya. Şöyle daha iyi oldu. Evet, bu kadar her şeyi yaptıktan sonra son yazdığım şöyle yazıları seçeceğim arkadaşım ben buraya. Hepsini hem sağa hem sola dayamasını söyleyeceğim. Hangi komut yapacak onu? Justify komutu yapacak. Bir tık yapıyorum ve komuttan çıkmak için ekrandaki herhangi bir boşluğa bir tık yapıyorum. O iş tamam bence arkadaşım. Ve dikkatlice baktığımızda şunu sormam lazım size arkadaşım. Teknik şartname tamam mı? Tamam. Neyimiz eksik diye sorsam bana şunu demeniz lazım. Hocam antenimiz eksik dememiz lazım. O zaman biliyorum ki home yüzüne, home arayüzüne geldiğinde range'ten diye bir tık yaptığımda bakın şurayı şöyle seçeceğim. Diyeceğim ki bana kardeşim 40 santim uzunluğunu tap 10 santim yüksekliğinde bir hücre ver diyeceğim. Veya bunun iki katı olan neydi? Yine bakın range'ten diye bir tık yapacağım. Köşeye bir tık. 80 santim uzunluğunda tap 10 santim yüksekliğinde bir hücre verir diyeceğim. Genelde bizim son hücremizde ne olurdu? Hatırlayan var mı? Bu arada burada ne yapalım? Yazı butonumuz neredeydi? Animation'da. Animation arayüzünden multilen tekste şuradan şuraya dolduracağız. Bakın şuraya firma yazıyordum eskiden. Şimdi de kurum yazacağım. Boşluğa bir tık yapacağım. Aynısından tekrar lazım ki şu tarafı dolduracağım. Peki bizim kurumumuz neresi? Burası neresiydi arkadaşım? Burası Abant İzzet Baysal Üniversitesi idi ve burası hangi bölümdü? Tasarım bölümü idi arkadaşım. Şuraya birkaç nokta koysak daha güzel olacaktı. Karakter olarak. Evet. Aynısından bize birkaç tane daha lazım. Yalnız yazılar lazım değil. Çerçevesi lazım. Toplam 5, 6 ve 7 çerçeveydi bunlar. Seçiyorum bütün çerçeveleri. Home arayüzüne geri dönüyorum. Buradan kopyaya bir tık yapacağım. Nerede bizim kopya? Burada. Sonra nereden kopyalayacaksın? Alt köşesinden nereye? Üst köşeye. Şurası tarih ölçek olur. Burası fiyat olur.
Burası tasarımın adı olur. Burası da tasarımcı olur herhalde. Böyle kalsın bakalım. Mümkünse siz de benimle beraber devam edin. Multinantex'te şurayı dolduralım. Birincisi ne olsun arkadaşım burası? Tasarımcı olsun arkadaşım buraya. Boşta bir tık yapıyorum. ESC ve Enter yok. Tekrar Enter'a bastığında komut gelir. Sırada neyimiz var? Tasarım var. Boşluğa bir tık. Tekrar Enter'a basıyorum. Komut geri geliyor. Ve şurada fiyat. Ve son boşluğa bir tık. Enter'a basıyorum. Komut geri gelsin. Şuraya da son olarak tarih yazarım. Tarih ve slash koyarım. Ölçek yazarım buraya arkadaşım. Boşluğa bir tık yaparım. Buradaki ilgili yerleri sizin doldurmanız lazım. Tahminen buradaki mobilyanın fiyatını bana sorarsanız fiyatı bunun tahminen az önceki düşüncemle bunun fiyatı yaklaşık bir 550 TL artı KDV diye vardır. Artı tuşunu bulamıyorum burada. Ama siz eklemeniz lazım. Belki bir T harfi koysam olmaz. Bir de KDV diye şuraya ekleyelim buraya. Peki hocam bugün tarih nedir diye sorarsanız bugünün tarihi günlerden 01.01.04.2021 ve boşluk bırakıyorum, slash yapıyorum. Ölçeğimiz, hatta slash yapmayalım, tri yapalım. Ölçeğimiz 1 bölü 1 diyeceğim ve yanına da santim olduğunu ekleyeceğim. Soruya okey diyorum. Hayır diyecektim, pardon, CTRLZ 1 bölü 1 CM boşluğa bir tık. Tekrar Enter'a basıyorum. Bugünkü yaptığımız TV sehpası neydi? Klasik model TV sehpasıydı. Veya sehpa deyip de biraz daha yüceltmek için TV mobilyası desek biraz daha bunu güzel yapardık ama sığmadı. Neyse sehpası kalsın o zaman. Madem sığmıyor zorlamıyorum. Boşluğa bir tık yazıyorum. Tasarımcı olarak da kendi ad soyadınızı buraya yazarsınız arkadaşlar. Ad ve soyadınızı yazarsınız. Bu iş olur bence. Evet, böyle de bir neyimiz vardı bizim, böyle bir bizim kısmımız vardı. Bakın size bir akıllıca mantık söyleyeceğim. Şu antidi bence şuraya alsak, burayı biraz düzeltiriz. Şuradaki teknik şartlarla içeri doğru ne yapabiliriz? Daraltabiliriz. Çünkü bunu bir A4 kağıda sığdırdığımızda, çalıştırdığımızda güzel görünmeyebilir. Bu mantıkta düşünmekten, A4 kağıda doğru sığdıracağımı düşünmekten bunu buradan seçiyorum. Kardeşim home arayüzüne bakın geri dönüyorum. Buradan Move'ye bir tık yapacağım. Nereden taşıyacaksınız hocam dersiniz? Sağ alt köşeden nereye? Şu köşeye taşıyacağım. Hocam şimdi şurada bir problem var diyeceksiniz. Problem değil. Seçerim ben onu. DLT'ye basarım. Sıra geldi tekrardan. Rangelang'da bir tık. Bakın Rangelang'da burada. Rangelang'da bir tık. Köşeye bir tık yapıyorum. Şöyle açıyorum. Şu çapraz köşeye bir tık yapıyorum. Oldu. Yalnız şunu diyeceksiniz bana. İyi de hocam. Şu yazılar ne oldu? Bakın yazılar ne oldu? Yazılara dikkat edersiniz. Yukarıdaki çizgileri hep dokunuyor. Dokunmaması için bakın önce bütün yazının üzerine tek tek tıkladım. Seçimini yaptım. Ardından herhangi bir yazının üzerine yine tıkladığım sol tıkla bir tık yapıyorum. Basılı tutuyorum. Mouse'unu yavaş yavaş şöyle aşağı doğru sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Bırakıyorum. Amacım neydi? Çizgilerden biraz da aşağı taşımaktı. Ama istediğim gibi şu ikisi mesela olmadı. Belki doğru seçmemişimdir. Bakın şu şekilde ne yapmamız lazım? Ortayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Mobilya biraz sağ çizgiye fazla yaklaşmış. Sol çizgiye uzak kalmış. Mobilya seçelim. Mobilya bir tık yaparım. Önce olduğu yerden sol tarafa doğru hafiften şöyle taşıyalım. Eşit olsun. Taşımamasının sebebi de tamamen F3'ten dolayı, yani tutacı görmesinden dolayı istediğim yere taşımıyor arkadaşım. F3'ü kapattım. Şimdi ne oldu? Biraz da bunu yukarı almak istiyorum. Şimdi tekrar Mobilya. Şöyle biraz da yukarı alalım. Evet, biraz daha güzel oldu. Sıra geldi şimdi. Teknik şartlarımı seçeceğim. Bakın sağ tarafındaki oku seçiyorum. Bir tık yapıyorum. Şöyle daraltıyorum ben burayı. Bir tık yapacağım. Nasıl oldu? Bence oldu yani. Fena değil. ESC'ye basıyorum. Hocam şu çerçeve ne oldu? Çok büyük oldu. Seçelim. DLT'ye basalım. Çerçeve için Rangelang'da bir tık. Şuradan bakın tutaş gelmiyor bu kez. Niçin? Niye kapattık?
Object Snap'ı kapattık. Bir tık yapalım. Arkadaşlar şimdi gelecektir. Bakın geldi. Bir tık yapıyorum. Şuradan referans alıyorum sağ taraftan. Şöyle devam ediyorum. Evet, böyle iyi mi? Bence böyle iyi. Sol taraf biraz yapışık gibi oldu. Bakın bir tık yapacağım teknik şartlama yazım üzerine. Tekrar ikinci kez tıklayacağım. Basılı tutup sağ tarafa doğru hafiften şöyle sürükleyeceğim. Hafiften aşağıya sürükleyeceğim. Bırakacağım. İşte böyle ortalayaraktan son düzenlemelerle ne yaptım ben bu işi arkadaşım? CTRL-S yapalım tasarım gitmesin. Son düzenlemelerle ben ne yaptım? Katı modelden tel modeli çıkarmayı başardım. Sizler de başarabilirsiniz. Peki bunu çıkartmak yeter mi? Hocam ne yapmak lazım? Bunu bir de arkadaşım bence bunu bir de ikinci olarak, şey, üçüncü işimiz olarak da bizim bir neyimiz vardı kardeş? Bizim bir tane sunum word'ümüz vardı. O sunuma koymamız lazım. E hocam onu yapacağız da nasıl yapacağız? Bir kere şunu söylemem lazım. Ben ne yaptım bunu ya? Büyüteceğim, küçülttüm hepten. Şöyle bir şey yapacağım ben bunu. İkinci başlığımız 3D katı model tasarımıydı. Üçüncü başlığımız olacak. Şuraya diyeceğim ki arkadaşım 3 diyeceğim ve üçüncüsü de ne olsun dersiniz? 2D. 2D yapacağız. Evet. 2D CTRL-Z. Niye böyle yapıyorsun kardeş ya? 2D drafting. Drafting tasarımı diyelim buraya. Tasarımı ya da projesi diyelim arkadaşım. Projesi diyelim. Evet. Burayı da tamamladık. Peki hocam iyi de. Şimdi bir şey fark edeceksiniz birazdan. Anlattığım zaman fark edin. Şimdi biraz bekleyin. AutoCAD burada. Biz buna print screen yapsak istediğimiz güzel bir şey elde edemeyiz. Ama ne yaparsak güzel bir şey elde ederiz diye sorarsanız bence buna gelin güzel bir CTRL-P dediğimiz plot üzerinden resim almaya gidelim. Buradaki Planetary Plotter'dan geliyorum. JPG formatını seçiyorum. Buradan bunu seçimi yaptıktan sonra güneş kalitesini seçiyorum. Şuradan da bölgeyi seçiyor plot araya. Buradan seçim çubuğundan Windows seçersen bölgeyi seçmeme müsaade verir. Şuradan tutuyorum. Şuraya kadar seçiyorum. Ve diyorum ki sayfanın neresine? Bakarsın sayfanın altına koymuş. E ortalasın dersen ne yapman lazım? Center the plot seçeneğine tıklamam lazım. Tıkladım bak ortaladı. Peki çevirsem güzel olur mu? Yok çevirsem kağıt üzerinde bit gibi kaldı. Diğer türlü daha iyiydi. Tekrar bu şekilde geri çeviriyorum. Preview'den bakıyorum her şey yolunda mı diye. Sanki yolunda. Plot'a bir tık yapıyorum. Olacak mı bu iş? Ve neredeydi bizim dosyamız? Dosyamızı bulalım önce. Uzaktan eğitim dosyamızı. Buradan da dersimizin adını. Buraya da bu dördüncü resimimiz oldu galiba. Şuraya da dört yazalım bu arada. Üst üste atama yapıp eski tasarımı silmesin. Geliyorum dosyamın içerisine. Dördüncü resmim burada. Çift tıklayalım bakalım istediğim gibi olmuş mu? Güzel çıkmış mı her şey yoksa kayıp mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, gayet istediğimiz gibi çıkmış. O zaman bunu kapatalım. Dördüncü resmimizi sağ tıklayalım mouse'un sağ tarafıyla. Buradan kopyalaya bir tık yapalım. Buradan Word'ümüze gelelim projemize. CTRL-V diyelim. CTRL-V yaptım bıraktım. Bakar mısınız ne oldu? Sanki küçücük bir şey oldu. Bir mantık söyleyeceğim size. Acaba buradaki bu dosyayı, bu sayfayı çevirip de mi buraya yapıştırsak daha güzel olmaz mıydı sence? Nasıl yani? Bakın şuraya aşağıya geliyorum herhangi bir çift tıklıyorum. Enter enter yapıyorum. Şu sayfayı, şu alttaki sayfayı sayfa düzenine geliyorum. Ve bunu yönlendirme komutuna bir tık yapıyorum ve yatay diyorum. Tabii sadece aşağıdaki sayfayı istememe rağmen hepsini yaptı. CTRL-Z yapalım. O zaman ne yapmak lazım hocam? Sadece alttaki sayfayı olmak yapmam için bizim önceden bir düzenlediğimiz bir olay vardı. Olay şuydu. Kesme vardı. Heh. Şuradan kesmeye bir tık yapacağız. Ne diyeceğiz? Sayfayı buradan kes diyeceğiz. Veya sonraki sayfa diyeceğiz. Evet bir tık yapalım. Sonraki sayfaya geldim. Bunu yaptıktan sonra yönlendirme yatay diyeceğim. İşte oldu. Hocam nasıl yaptınız diye soracaksınız şimdi. Tekrar söyleyeyim. Sayfanın en sonuna geldim şuraya bir yere. Sayfa düzeni içerisinde bakın buradan kesmelere geldim. Kesmeler içerisindeki sonraki sayfaya bir tık yaptığımda bu sayfa geldi. Bu sayfayı seçtikten sonra ne yaptım? Yönlendirmeden yatayı seçtim.
Hocam ne yapmaya çalışıyorsunuz? Olaya bak şimdi. Buradayken küçücük bir şey duruyordu. Yani sayfanın üzerinde çevirmen lazım. Ama sayfayı da çevirmen lazım için. Word'de böyle bir düzenleme lazım. O zaman şurayı seçiyorum yaptığım her şeyi. Ya da şu yukarıdan seçelim. Şuradaki yaptığım her şeyi seçeceğim şöyle arkadaşım. Ctrl X. Geleceğim aşağıdaki sayfaya. Çevirdiğim sayfaya. Ctrl V yapacağım ve bakın ben bunun sağındaki solundaki fazlalıkları önce çift tıklayacağım. Kırpa bir tık yapacağım. Ardından şurayı biraz yukarıya, yukarıyı biraz aşağıya kırpacağım. Fazla olmuş çünkü şuralar. Ardından boşluğa bir tık resmi seçeceğim şöyle. Köşesinden orantılı bir şekilde hem sağdan hem soldan birer santim olacak şekilde bakın bu şekilde yapacağım. Şurası yalnız bu arada ne olacak? 3 olacak burası. 3 yazıyorum şuraya. Doğru oldu. F2'li Drafting TV sehpa tasarımı projesi oldu. Şurası daha düzgün oldu. Ve böylece Ctrl S'e basıyorum. Yukarıdaki sayfa ne olacak hocam diye soru soracaksınız. Bakın yukarıdaki sayfayı da silebilmek için geri geri tuşuna basacağım. Yukarıdaki tuşuna geri geri tuşuna basacağım klavyeden. En son burayı buradan alacağımı düşünüyorum. Veya Delete'ye basacağım. İşte geldi. Delete'ye bastım. Geri geri tuşuna bastım. Böylece aradaki boş sayfayı ne yaptım? Aradan çıkarttım. Eğer bakın şuradaki 100 olan rakam bakın şuradaki sayfaya küçük rakamına tekrar tıklarsanız bildiğin gibi şöyle 3 tane sayfa olduğunu görürsünüz. Şurada hatta bir sayfa var fazla. Buna da bakın geri geri tuşuna basalım. Evet. Delete'ye basalım. Alttaki sayfa çıksın. Çıktı. Baktığınızda ne yaptım ben arkadaşım? Evet. 3 tane sayfayı önünüze koydum. Demek ki biz bir proje yaptığımızda neyimiz olması lazımmış? Birincisi referans resmimiz olmamız lazımmış. Eğer biz farklı farklı mobilyalardan esinlendiysek bütün esinlendiğimiz mobilyaların resimlerini oraya tablo halinde aslında koymamız lazım. İki tane olduğu için ben tablo koymadım ama şu an çok pişmanım. Seçiyorum. Burayı büyütüyorum. Burayı tabloya alacağım. Hocam nasıl yapacaksınız o işi derseniz eğer. Bakın şu ikisini acaba aynı anda seçsem. İkisini aynı anda seçsem. Daha sonra da ekleden tabloya bir tık yapsam. Şu ikisini verir mi bana? Verir mi? Ona bakıyorum. Vermiyorum. Artistik yapıyorum. Problem değil bizim için böyle şeyler. Enter'a basarım. İki kere geriye beriye basarım. Şuraya tablo ekledirim. İki tane alt üstü bakın. Şöyle mouse'un sol tıklama seçili tutuyorum. Bırakıyorum. Birinci resmi alacağım. Tablonun içerisine sürükleyip bırakacağım. Onu ortalasın diye bakın. Şuradaki neye tıklayacağım? Ortala komutuna bir tık yapacağım. İkinci resmimi de aynısını yapacağım aslında. Önce biraz küçültelim şöyle. Tamam. Bakın şöyle seçeceğim. Şöyle tablonun içine bırakacağım. Bunu da ortalasın diye ortalama komutuna bir tık yapacağım. Şöyle burası tabloyu da biraz büyütebilirim. Biraz daha büyütelim isterseniz. Yukarıdakiyle aşağıdaki eşit olsun. Aslında oldu. Böylece hocamız ne yapmış oldu? Tablo bizim için çok değerli arkadaşlar. Bizim için tablo çok değerli. Hocam bizim için tablo neden çok değerli derseniz. Bakın bütün tasarımlarımızı ne yapıyor? Bir araya toparlıyor, düzenliyor. Bu tasarımda yanlış olan sadece şu var. Bakın arka fonu, bakın şu dikkatli bakarız. Arka fonu renkli kalan katı modellemelerde hatamız var. Sizler resim alırken mutlaka JPG formatı resim alıyor. Benim gibi kolaylığa kaçıp print screen'e basmıyorsunuz. Öğrettiğim gibi yapıyorsunuz. Ne öğrendik bugün sorusuna gelirsek? Biz katı modelimizi detay almayı ve Word projesinde Word'de sunmayı biz katı model üzerinde tek bir komut flat shoot komutu sayesinde T disiplinde düzenlemeyi ve Word'e ekleyerek projelerimizi canlandırmaya sunumunu düzeltmeye geldik. İşte bu tasarımı bu Word'ü yaptıktan sonra tamam arkadaşım mimar sana soru mu soruyor? Mühendisin size soru mu soruyor? Üstünde bulunan şef senden tasarım mı istiyor? İşte bunu Word olarak atacaksın. Bunu öyle sözlü mözlü bir şey yok. Ha şu olur. Ya şurası şöyle mi olsaydı, burası böyle mi olsaydı? Olur. Sen de tasarım durduktan mı sonra, yani katı model sende olduktan sonra sen bunu istediğin gibi evirirsin, çevirirsin, değiştirirsin, büyütürsün, küçültürsün. Gözünü kokmasın. Sen tasarımcısın ya. Lastikçinin çırağı bile gözünü kokmadan takır takır bilgisayardan sana lastik modellerini gösterebiliyorsa sen de bunu yapabilmen lazım kardeş. Eğer bu meslekte para kazanmak istiyorsan, eğer ben şunu söylerim öğrencime, bu mesleğe bize geldiysen, bak para bizde. Yeter ki şu konuları
tasarımları yapın, edin. Gerisi kolay. Rızkı veren tabii Hüda'dır. Ona hiçbir şey diyemeyiz. Rabbim neyi yakınız bilerse o olur. Ama Allah diyor ki kulun kaderi çabalarına bağlıdır diyor ayette. O zaman çabalayacaksın arkadaşım. Evden çıkacaksın. Hocanın öğrettiğini çizeceksin. Öğrettikte kalmayacaksın. YouTube'a gireceksin. Ya şu Serdar Hoca'nın Serdar Kaçamer yazım YouTube'a gireyim. Başka ne videoları varmış? Bak şu an hangi ders üretmiş? Onlara bakacaksın. Sadece Serdar Hoca'da kalmayacaksın. Bir mobilya yazacaksın. Yanında AutoCAD'de tasarımı yazacaksın mesela. Farklı farklı tasarımları göreceksin ki arkadaşım sen. Böylece ne yapabilirsin? Çizeceksin. Çizdikçe tecrübeni artacaksın. Mesela bu yapmış olduğumuz bu çizimin çıktısını alın. Size ne dedim? İş tecrübesi bir çıktınız olsun, bir kağıdınız, bir mavi kapaklı bir dosyalık olsun. İçine şeffaf dosya poşeti koyun. Her tasım içerisine ne yapın? Arkalı önlü çevir çevir doldurun içerisine. 2 yılın sonunda dünyanın kalınlığında iş tecrübesi çıkacaktır sana. Aynı şekilde ödevleri de böyle yapın arkadaşım diyorum ve bugün sizi yorduğumu ama çok şey öğretebildiğimi, bir şeyler daha öğretebildiğimi ve kalitenizi arttırdığınızı düşünüyorum. Eğer kitaptan bakarsanız arkadaşım, kitaptan bakarsak bu komut biraz daha aşağılarda bir yerde olması lazım. Flat shoot komutu diye. Neredeymiş? Neredeymiş bu komut? 3D modelden hızlı biçimde 2D model görünüşü alma diye buraya demişim. Sayfa normalde şu sayfadaymışız konumuz adı. Adı da neymiş? Bakın şurada flat shoot komutu diye burada yazıyor. Kitapçığınızdan bakarsan da yine komutunuzu görürsünüz. Burada yine yazdığım şov detaya dikkat etmeniz gereken yerleri tekrar tekrar belirttim arkadaşlar diyorum ve artık bence bugünlük bu ders yeter. Şu mobilya çok harika. İleride zamanı inşallah size bu mobilya da çizdiririm diye düşünüyorum arkadaşlar.